Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle bir air fry incelemesi yapacağız. Şimdi birçok insan diyecek ki abi peki ya bu air fry'ın özelliği ne diyeceksiniz? Hepsiburada.com üzerinden almış olduğum arkadaşlar ki açıklama kısmında linkini de bulabileceksiniz. Bu air fryer bugüne kadar yani sitedeki en ucuz air fryer'dı. Ben de merak ettim yani daha böyle pahalı özellikle Xiaomi'nin falan pahalı çok pahalı ürünlerini kullandım. Test ettik ama 900 TL'nin altında bir fiyata satın aldım. Ben şu anda fiyatı 900 TL'nin bir tık üzerine çıkmış durumda ama yani 900 TL civarındaki bir ürün için acaba gerçekten de bununla yemek yapmaya kalktığımızda, bir tavuk yapmaya kalktığımızda, bir patates kızartmaya kalktığımızda nasıl bir sonuca imza atacağını çok fazla merak ettiğimden dolayı açıkçası bu ürünün incelemesi yapmak istedim. Çünkü yani 900 TL'ye bir air fryer, bir öğrenci, çalışan bir arkadaşımız satın aldığında bununla gerçekten de mutlu olabilir mi, olamaz mı diye bunu yakından bakmak istiyorum. Çok kolay bir kullanım var. Şimdi biraz böyle kamerayı yaklaştıralım ve daha sonra size kamerada bu ürünün detaylarını göstereceğim. Arkadaşlar hemen ürünümüzün bakın şuradan böyle kapağını açıyoruz. Bakın bu şekilde çekiyorum. Zaten bu kadar zorlu falan çekmeme de gerek yok. Tık diye çekebiliyorum bunu. Şu anda içi bakın bu. Yani içi yapışmaz bir yüzey kaplı burada. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ve bununla beraber arkadaşlar bakın burada bir ekstra aparatı var. Ben bunun içine bir kağıt koymanızı açıkçası öneriyorum. Bu şey var. Air fryer'ın için kağıtlar var arkadaşlar. Bunu koyup açıkçası eğer bunu bu şekilde kullanıyorsunuz mutlaka öyle kullanmanızı öneriyorum size. Çünkü çok daha bulaşık konusunda sizi daha tatmin edecektir. Şunu söyleyelim. Mesela buraya patatesini koyabilirsiniz. Zaten biraz sonra öyle yapacağız. Bunu üzerine koyup arkadaşlar buraya tavuğunuzu koyabilirsiniz mesela. İki tane ürünü birden pişirebilirsiniz. Fakat şöyle söyleyeyim. Mutlaka arkadaşlar üstteki ürünler daha evvel pişecektir. Bu üstteki ürünleri arkadaşlar alacaksınız. Daha sonra mesela patates kızartması yapıyorsunuz. Patates kızartmaya yine devam edeceksiniz. Dışarıda tavuklar duracak. Daha sonra patates kızartmasına 1-2 dakikalı arkadaşlar tavukları da açacaksınız. Şöyle bir karıştıracaksınız. Beraber dışarıdaki tavuklar ısınmış olacak ve böylece çok güzel bir şekilde arkadaşlar yemeğinizi burada yapabileceksiniz. Bu da bence yine yani bu fiyat segmenti için kesinlikle ama kesinlikle gayet iyi düşünülmüş bir aparat olarak düşünüyorum. Bu arada şöyle de hemen gösterelim. Şöyle de bir ısıtma tablası var arkadaşlar burada. Gayet de dediğim gibi güzel bir ısıtma tablası var. Buradan arkadaşlar ısıtma tablası geliyor ve dediğim gibi zaten şu şekilde oluyor. Şimdi ben bakın hemen bunu sokuyorum. Şu an soktuğumuz zaman zaten direkt olarak çalışmaya başlıyor. Bakın şuraya basıyorum. Sistem açılıyor arkadaşlar. Bakın buraya bastım. Şimdi burada farklı modlar var. Gördüğünüz gibi mesela patates kızartması var. Pizza var. İşte burada sebze yapabiliyorsunuz. Kek yapabiliyorsunuz. Tavuk var. Balık var. Et var. Ve difriz modu var arkadaşlar. Burada eğer difrizden bir şey çıkartıyorsanız hızlı bir şekilde çözme yapıyor. Bakın abi çok basit bir arayüzü var. Arkadaşlar açıkçası led daha iyi görünsün diye ışığı kapattım. Bakın buradan arkadaşlar bastığınız zaman modlar arasında gezmeniz sağlanıyor. Bakın şu anda patates kızartması modundayız. Bir daha basıyorum. Şu anda sebze moduna geldi. Şu anda basıyorum arkadaşlar pizza modundayız şu anda. Kek pişirme modundayız. Biftek moduna geldik. Tavuk moduna geldik. Balık moduna geldik. Ve bununla beraber arkadaşlar difriz moduna geldik. Burada 80 derecelik bir sıcaklık veriyor. Difriz için arkadaşlar çözdürmek için bence uygun bir sıcaklık. Ama yok abi ben bunu değil de ben kendim burada derecesini arttırmak, azaltmak istiyorum diyorsanız bak abi buradan yapıyorsun. Atıyorum mesela ben 180 derecede dakikayı da buradan ayarlıyorsun. 15 derece diyorsunuz. Ve abi basıyorsunuz. Direkt olarak çalışmaya başlıyor. Sessiz bir makina. Dediğim gibi gayet sessiz bir makina. Sorunsuz bir makina. Açıkçası koku falan filan da çok fazla yapmıyor ama biraz sonra dediğim gibi buraya bir patates atacağız ve tavuk atacağız. Bakalım nasıl yapacak? Bunu hep beraber yakından bakalım. Arkadaşlar hemen şimdi bakın burada yemeklerimiz burada. Bu arada da ya bunlar da içindeymiş. Ben bunu ilk defa bunu aldığınız zaman mutlaka bir boş çalıştırın. Tamam bir 15 dakika falan çalışsın. Bu da içini unutmuşum. Az kalsın bunu yok. Makineyi yakıyorduk az kalsın. Böyle bir şey ya. Dedim ki arkadaşlar bakın buradan bunu çıkartıyorum. Tamam mı abiciğim? Bak buradan bunu çıkartıyorum. Hemen bakın bak burada. Bakın hemen burada ben bunu getirmeyi unutmuştum. Az önce söyledim ya bir kağıt koyun buraya diye. Abiciğim bak buraya kağıdımı koyuyorum. Benim size tavsiyem açıkçası bu olur. Bu kağıtlar hakikaten patatesleri daha iyi yapıyor. Bak şöyle patatesi koydum. Buna tuz koymayın arkadaşlar. Size tavsiyem bu. Bak abi bunu böyle koydum. Tamam mı? Ve şöyle bir yağdanlığım var. Buna biraz yağ mutlaka şey yapın. Evet, şöyle bir yağ yapıyorum bunu. Yani sıfır yağlı da arkadaşlar bu olmaz. Onu söyleyeyim. Şöyle bir bakayım bir karıştırdım. Şöyle yağ da etrafa geldi. Bunu her yere yaymaya çalışın arkadaşlar. Üst üste gelmesin patatesler. Bu bence önemli bir kriter. Bakın bunu hemen abi böyle koyuyorum. Tamam. Böyle koyuyorum. Daha sonra da hemen tavuğumu açıyorum. Bak çok hızlı bir şekilde, çok pratik bir şekilde açıyorum abi. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Böyle koyuyorum bunları. Şunlar biraz daha kalın olduğu için bunları ortaya koyuyorum. Size de tavsiyem her zaman için odur. Bakın böyle koyduktan sonra alıyorum abi bunu buraya koyuyorum. Bakın yerleştiriyorum.
Ben bunu kendim ayarlamak istiyorum abi. Tamam bak. Ben bunu diyorum ki kardeşim bunu 180 derecede. 20 dakika. Hemen buradan abi 20 dakikaya da getiriyorum bunu. Ve daha sonra basıyorum. Şu an çalışmaya başlıyor. Bakalım. Bir 10 dakika sonra içini açacağız. Bize neler sunacak. Daha sonra da yemeğimizi umarım 20. dakikanın sonunda güzel güzel yeriz. Arkadaşlar şu anda 20. dakika, 20 dakika kurmuştuk. 10 dakika doldu fakat 10 dakika içinde tekrar bunları ters çevirdim mi? Biliyorsunuz birçok air fryer'da ters çevir diye bir özellik var. Bunu o yüzden biraz elinizle yapmanız lazım. Bunu söyleyeyim yani eğer 20 dakika kurduysanız bunu mutlaka elinizle yapmanız lazım. Bakın şu anda ben bunu elimle çeviriyorum. Bu arada da şu an gördüğüm kadarıyla yani 10 dakikada gayet iyi pişirmiş. Onu söyleyelim. Bunları çeviriyorum abi. Hemen çeviriyorum. Ya bunu biraz kendinizin ayarlaması lazım. Onu söyleyeyim. Unutmayın sakın. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer 20 dakika yapıyorsunuz 10. dakikada mutlaka bunları ters düz çevirmeyi unutmayın. Tekrar arkadaşlar bunu yerine takıyorum. Ve şu an direkt olarak tekrar çalışmaya devam ediyor. Bu da yine bu ürünün güzel özelliklerinden bir tanesi ama dediğim gibi hani döndür seçeneği şu an bizlere sunulmuş değil. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bitti ve bitme sinyalini veriyor. 20. dakikanın sonuna geldik. Hemen şöyle çıkartıyorum. Valla tavuklar mükemmel derecede pişmiş. Çok net söyleyebilirim. Sadece bir iki dakika daha öteki yüzlerini de pişireceğim. Çok iyi pişmiş tavuklar. Ya ben mesela bu acaba butlar pişer mi pişmez mi demiştim. Abi butlar da gayet iyi pişmiş. Bu arada da Bella da tavuk kokusunu aldı. Evet şunları şöyle aldım. Tamam mı arkadaşlar bak bunu tekrar şey yaptım. Bir 5 dakika daha bunu pişirsek. Hatta bir 5 dakikaya bile gerek kalmayacak herhalde. Hemen şöyle sokuyorum abi. Hemen bakın buradan hazırlıyorum kendim. Buradan da süreyi arkadaşlar. Hazırlıyorum abi. 4 dakikaya getiriyorum süreyi. Başlat diyorum. Bir 4 dakika daha tavukları pişirsin. Tavukları pişirmişem. Hacı da çarşıya göndermişem deyip daha sonra tavukları yiyebileceğiz diye düşünüyorum 4 dakika sonra. 4 dakika sonra görüşürüz. Volkan abi patatesleri söylemedi. Ha evet. Evet patatesleri söylemedik. Patateslere bakmadık çünkü. Bunlar piştikten sonra patateslere de bakacağız. Dediğim gibi tavukları alalım. Daha sonra patatesleri şöyle bir değerlendiririz. Eğer patateslerin pişmeye daha zamanı varsa onları da herhalde bir 6-7 dakika daha pişireceğiz diye tahmin ediyorum. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Son 4 dakikalık süremiz de bitti. Hemen bunu çıkartıyorum. Tavuklarımız muhteşem pişmiş. Nasıl olmuş Serdar'cığım? Nefis. Değil mi? Ağzına layık vallahi kardeşim ya. Bence kesinlikle ama kesinlikle gayet de güzel pişmiş. Yani... Ben özellikle patatesleri de merak ettim. Patatesleri evet ben de merak ettim. Vallahi bunlar şu an yenir Serdar'cığım. Bunları alıyorum kardeşim artık. Ziyade olsun. Evet afiyet olsun diyelim. Gayet iyi. Çünkü biraz daha fazla kalırsa kuruyacaklar. O yüzden kurumasınlar diye. Bak bunu da buradan çat diye bu şekilde alıyorum. Patatesler şu anda pişmeye yakın. Onu da söyleyeyim. Ya patatesler de şu anda çok kötü durumda değil. Gayet onlar da pişmiş. Ama biraz daha zamanı var. Bunları dediğin gibi hemen tekrar buraya atacağım abi. Tamam mı? Bakın buradan hemen geliyorum. Buradan ayarlıyorum abi. Hemen patatese. Yine 180 dereceyle devam ediyorum. Bu da böyle bir 6-7 dakika dursa herhalde yeterli olacak. Bildiğim gibi 6-7 dakika sonra patatesleri de dediğim gibi alırız. Ve daha sonra da bunları afiyetle yeriz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bence yemeğimiz oldu. Hemen açalım. Yani Fawn marka üründe. Şu anda gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde yemeğimizin piştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Evet hemen buradan arkadaşlar bakın böyle alıyorum bunları tek tek. Hatta dilerseniz bak bunu şu şekilde de buradan alıp yani direkt olarak bak şu şekilde aldım abi. Direkt hatta buraya bunu koydum. Şu anda gördüğünüz gibi abi. Mükemmel bir şekilde piştiğini görüyorum. Yani hem patateslerin hem de gördüğünüz gibi abi tavuğun çok iyi piştiğini görüyoruz. Tabii ki bunu afiyette yiyebileceğiz. Ben açıkçası yani sizin karşınıza yeme taraftar değilim. Ama şunu söyleyebilirim aman sıcaktır. Dediğim gibi yemeği yiyebilirsiniz. Ben karşınıza yemek yemeyeceğim. Ama bir tanesini şöyle tadına bakayım. Gerçekten gayet iyi pişmiş. Hatta bir tane daha... Hatta bir tane daha yemek zorunda kalabilirim. Arkadaşlar çok acıktık. Çok da güzel koktu ortalık. Şu anda Bella'ya da hemen vereceğim. Bella'ya da burada ayırdığın tabak. Ona da bir tane tavuk verelim. Dediğim gibi benim bu videoyu çekmekteki amacım şuydu. Çok uygun fiyatlı bir air fryer'da alıp gerçekten de evinizde güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu ürünün de linkini
Açıklama kısmına sizlerle paylaşıyorum. Yeni videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese afiyet olsun.